Merhabalar efendim, Esenler Şehir Ekranı'na hoş geldiniz. Nurullah Genç ile Üç Köşe programımızda bugün yardımlaşma ve iyilik konusunu konuşacağız. Kıymetli hocam, tekrar hoş geldiniz. Efendim merhabalar Mustafa Bey kardeşim, teşekkür ederim. Hocam böyle hep bu ara dertli konuları da konuşuyoruz. Evet. Yani derde şifa olsun, yardımlaşma kültürü nedir? Yani dünyamız, siz ifade ediyorsunuz ya babanızdan mülhem insan çölü diye. Evet. İnsan çölünün olduğu bir dünyada yardımlaşma ve iyilikten bahsedeceğiz bugün. Evet. Diğer gam olmak. Diğer gam olmak. İsar. Kendisinden önce başkasını düşünmek, evet. Düşünebilmek. Menfaatperest olmamak. Adam sende, benden sonra tufan dememek. Ben iyi yaşayayım da kim ne olursa olsun diye düşünmemek. Mutluluk nedir diye sorsalar bana derim ki başkasının mutluluğunu seyretmektir. Ya bir insanın mutluluğunu izlemek kadar güzel bir şey yok. Bakıyorsunuz mutlu, huzurlu. Bir de ondan daha mutlusu ne biliyor musunuz? Başka birinin mutluluğunu izliyorsanız ve onun mutlu olmasına bir katkınız varsa o daha güzeli. En güzel mutluluk o. Bir şey yapıyorsunuz, bir insanı sevindiriyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, bir insana yardım ediyorsunuz, onu sıkıntıdan kurtarıyorsunuz. Bu halin verdiği kalp mutmainliğini başka bir yerde bulma imkanınız yok. Şöyle, dünyanın en güzel yemeklerini yiyin. En güzel yataklarında yatın. İstediğiniz her şeyi bu manada gerçekleştirin. Gelecek ve sizi bir huzursuzluk yakalayacak. Çünkü Allah insan kalbini öyle bir yaratmış ki, insan kalbi sadece kendisi için yaptığı faaliyetler neticesiyle mutlu olamayacak kadar farklı yaratılmıştır. Bu yüzden para mutlu etmiyor. Her şeye sahip intihar ediyor. Huzursuzluk, kurtulamıyor. Dünya üzerinde felsefecisinden, yazarına, şairinden, iktisatçısına, aktristinden, pek çok insanına kadar hayatına son vermiş insanlar var. Temel nedeni bu. Kalp menfaatperest, kendi odaklı, başkalarını düşünmeyen bir kalbe dönüştürüldüğü zaman insan ruhu kalple bütünleşemiyor. Bütünleşemeyen ruh isyan ediyor ve sonra kendisini imha ediyor. Etmeye çalışıyor. Ölürse tenler ölür, ruhlar ölesi değil. İnsan zannediyor ki yok olacağım, gideceğim. Yok olmuyor ama o acısıyla beraber gidiyor öbür dünyaya. İşte o yüzden başkasını mutlu etmek insan kalbinin mutluluğunun birinci şartıdır. Buradan net söylüyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Başkalarını huzursuz etmekten vazgeçin. Başkalarına mutsuzluk vermekten vazgeçin. Başkalarını mutlu etmeye çalışın. Nasıl mutlu olacağınızı göreceksiniz. İşte bunun adı bizim medeniyetimizde diğer gam olmaktır. Hocam çok kıymetli bir noktadan bahsediyorsunuz. Mustafa Kutlu'nun bir sözünü aklıma getirdiniz. Diyor ki hoca bir şey yap güzel olsun, huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. Evet, evet. Çok güzel bir çizgi değil mi hocam? Bir şey yapıyoruz, bir yol açıyoruz. İyiliğe vesile olan onu yapmış gibi oluyor. Evet. Bir iyilik yolu açtığınız zaman siz bu dünyadan göçüp gitseniz bile arkadan o insanlar o yolu takip ettiğinde siz yine sevaphanenize yazılıyor. Tabii ki. Ne kadar bereketli değil mi? Hem hayattayken hem vefat ettikten sonra siz bahsediyorsunuz ya bizden önce bize bir miras bırakılmış ve biz bu mirası devam ettirmek, bu mirasa katma değer katacak işler yapmakla mesulüz. Evet. Şimdi sadaka-i cariye dediğimiz şey üç başlıkta ortadan kalkmıyor değil mi insan öldükten evet. sonra? Bir, hayırlı bir ilim. Hayırlı ilim insanlara faydası olan bir ilim. Bırakıyorsunuz, sizden sonra haneniz kapanmıyor, defteriniz kapanmıyor. Size sevap yazmaya devam ediyor. İki, hayırlı bir evlat. O evlat iyilik yaptıkça, insanlara güzel şeyler sundukça onun iyiliğinden siz de nasipleniyorsunuz. Üç, hayırlı bir mal. Vakfettiniz, bıraktınız. Bakın bunların üçü de başkalarına mutluluk vermek üzerine kurulmuş bir dengenin üç ayağıdır. Hayırlı mal bıraktınız. Kime faydası olacak? Başkalarına değil mi? Onların mutluluğundan sizin hanenize sevap geliyor. Hayırlı bir evlat bıraktınız. Kime faydası olacak? Topluma, insanlara, ailesine, başkalarına. Bakın başkalarının mutlu olmasından size nasip geliyor, sevap geliyor. Hayırlı bir ilim bıraktınız. O ilimden kim yararlanacak? Başkaları. Başkalarının sizin ilminizden faydalanmasından size sevap geliyor. Dünyada böyle bir şey gösteremezsin. Bu sadece İslam'da vardır. Bu sadece İslam'da vardır. Başka bir yerde gösteremezsiniz. Çünkü bu şekilde mütemmim gösteremezsiniz. Vardır yardımlaşma elbette pek çok. Ama bu şekilde mütemmim gösteremezsiniz.
Öleceksiniz 5 dakika sonra, tohumu toprağa niye atıyorsunuz biliyor musunuz? Diğer gamsınız çünkü. Ya bu tohumu toprağa atayım, ben ölüp gideceğim ama bu benden tohumdan... Benden sonrası tufan demiyorsunuz. Demiyorsunuz. Yani. Bu tohumdan, bu tohum bir çiçeğe dönsün. Bir ağaç olsun. Gölgesinde yolcular otursun. Çiçeklerinden arılar bal yapsın. Köklerinden haşerat geçinsin. Bu ağaç faydalı olsun insanlara. Diğer gamlık budur. Bunların hepsinin arkasında İslam'ın yardımsever kimliği vardır. İslam'ın merhamet medeniyeti oluşu vardır. Efendimizin merhamet peygamberi oluşu vardır. Merhametin tanımı zaten rahmetmek, yaklaşmak, insana iyilik sunmak, iyilik yapmak, insanı mutlu etmek ya da bir başkasını mutlu etmek, değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak kullarına yardımı dünyada eksik ediyor mu? Yani kendisine inanan inanmayan ayırmadan herkese rızkını veriyor. Çalıştığı zaman başarı veriyor, değil mi? Fatiha suresinde Rahman. Rahman oluşu bütün kainata, bütün canlılara yansıyor. Şimdi ahirette Rahim. Sadece inananlara, öbürlerine diyecek ki yok. Siz reddettiniz, buna katlanacaksınız. İşte biz de dünyada nasıl olacağız? Allah'ın bize verdiği ruh var. Bize üflediği bir ruh. O ruhtan aldığımız sübuti sıfatlarla bütün insanlığa onun Rahman sıfatından bir insan olarak neyi sunabilirsek öyle olacağız. Adaleti esirgemeyeceğiz. Yemeği esirgemeyeceğiz. Düşmanlık etmediği sürece, bakın fitneye sebep olmadığı sürece ve katil olmadığı sürece bir insanı haksız yere öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz. Maide suresi. İsrailoğullarına demedik mi? Bir cana bedel olmadıkça ya da fitneye sebep olmadıkça bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ona hayat vermekse bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Şimdi ezberden gitmeyelim. Ayetin bu manasını düşünelim. O insana hayat vermek nasıl olabilir? Yardımla olabilir. Yardımla olabilir. Yani ona yardım edeceksiniz. Elinizi uzatacaksınız. Duygularınızla, malınızla, gücünüzün yettiği herhangi bir şekilde. Bu diğer gamlık budur. Ona yardım edeceksiniz. Şu ayetin salgın döneminde Hollanda'da otobüs duraklarına afiş olarak asıldığını biliyor musunuz? Sebebi şu. Hollanda'da 65 yaş üstü dışarı çıkamayınca ve içeride ölümler olunca, sıkıntılar olunca hastalık dolayısıyla büyük bir problem yaşanıyor. Kimse de gidemiyor kapılarına. Görevliler de yetişemiyorlar. Ama bir gün gençler kapılarını çalıyor bu yaşlıların. Biz size yardım etmeye geldik diyorlar. Yaşlılar da diyorlar siz kimsiniz? Efendim diyorlar biz gençleriz. Sizin eğer paranız yoksa para da verelim. Gidip ekmek alalım, su getirelim. Paranız varsa paranızı verin, alıp yardım edelim. Birkaç gün sonra yaşlılar soruyor, ya sizler kimlersiniz? Bizler Müslüman gençleriz diyorlar Hollanda. Çünkü bizim dinimizde yardım etmek esastır. Muhtaç olana el uzatmak esastır. Biz bir insana hayat vermenin, bütün insanlığa hayat vermek olduğuna inanırız deyip ayeti okuyorlar. Yaşlılar bu sefer yöneticilere, belediyedeki insanlara falan diyorlar ki bak bize böyle bir Kur'an ayeti okuyarak bize yardım ediyor Müslüman gençler. Bizim gençlerimiz nerede? Kendi gençleri yardım etsin diye ayet-i kerimeyi afiş yapıp duraklara astılar. Haber oldu bu. Bizim inancımız yardım etme üzerine kuruludur. Neden? Efendimiz buyurmuyor mu? Veren el alan elden istedir. Veren el yardım eden eldir. Alan else yardım alan eldir. Biz yardım eden el insanlarız. Hocam şimdi biz Afrika'ya özellikle açlıkla mücadele eden, yetersiz beslenmeyle mücadele eden insanlara buradan su kuyuları için gidiyoruz. Orada kurban çalışmaları yapıyoruz. Başka Ramazan'da yine gıda dağıtımları yapılıyor. Ben de birçok sefer Afrika'da bu vesileyle bulundum. Bizle beraber hareket eden kimi gördüysem Müslüman gençlerden, ağabeylerden, hocalardan kesinlikle gittiğimiz yerde, ülkede hiçbir şekilde o ihtiyaç sahibi, o mazlum insanların dini hiçbir şekilde sorgulanmadı. İhtiyaç sahibi ise, mazlumsa ona işte kurban eti götürüldü, koli yardımı götürüldü, onların köyüne su kuyusu açıldı. Yani bizde mazlumun dini sorulmaz. Kesinlikle. Nasıl soracağız? Şurada yardıma muhtaç insanlar var. Şunu mu diyeceğiz? Müslüman mısın kardeşim? Sana ekmek veririm yoksa vermem. Bunu biz dediğimizde Muharref Tevrat'a inananlardan ne farkımız kalacak? Değil mi? Bugün Gazze'yi yerle bir edenlerden ne farkımız kalacak? Yani çünkü onlar neye inanıyorlar? Amalikler sizin düşmanlarınız, hepsini öldürün. Horozunu, merkebini, çocuğunu, kadınını, yaşlısını.
Biz neye inanıyoruz? Katil olmamışsa, fitneye sebep değilse ki bunun kararını da mahkeme verir, sen veremezsin. Hiçbir Allah kuluna dokunamayız. Savaşmadığı sürece, savaş ayrı, savaşıyorsak karşılıklı. Ama onun dışında teslim olana, kadına, yaşlıya, çocuğa dokunabilir miyiz? Dokunamayız. Sorar mıyız? Senin mezhebin ne kardeşim, senin inancın ne? O zaman sen öldürülmeyi hak ediyorsun. Der miyiz? Demeyiz. Kim olursa olsun, müşrik, tamamen şirkte. Efendimiz Mekke'nin fethinde serbestsiniz dedi. Değil mi? Şimdi biz dokunamayız. Çünkü bizim ayrıştırıcı, başkalarının inançlarına göre tasnif edici bir dinimiz yok. Bir tasnifi Allah yapıyor, inananlar ve inanmayanlar. O hesabı da o soracak, biz sormayacağız. Biz onun bize gösterdiği yolda yürüdüğümüzde kim olursa olsun onun Rahman sıfatıyla tecelli ettiği dünyaya onun mümin kulları olarak bizdeki o cüz'i iradeyle, bizdeki o sübuti sıfatla Rahman sıfatından aldığımız kadarıyla öyle muamele edeceğiz. Ve bu da yardımı işte sizin dediğiniz manada cinsiyeti ayırmadan, inancı ayırmadan, ırkı ayırmadan, etnik grubu ayırmadan herkese yapmak anlamına getirir meseleyi bizim inancımız bu. Hocam Anadolu irfanından bahsediyoruz ya. Evet. Anadolu'da siz de Çeşme kültüründen geliyorsunuz. Çok yoğun hayratların olduğu bir yerden, Erzurum'dan geliyorsunuz. Aynen. Hayrat kültürü de çok güzel değil mi? Dağın başına, uzak noktalara, yol kenarına herkes bir hayrat yapıyor. Hayrat, filanca tarafından yapılmış çeşmedir değil mi? Evet. Yazılıyor. Filanca tarafından yapılmış. Şimdi balık bilmezse Halik bilir. İsim yazılmasa ne olacak ki? Ya yaptığınızı Allah biliyor, kayda geçmiş zaten. O da yazılabilir, o da güzel bir şey. Yani insanlar bir de ismen dua ederler, ayrı. Ama bunu başka bir kültürde işte bulamazsınız, kolay değil bu. Bazen bakarsınız cadde ortasında birisi bir şey dağıtıyor. Tamam, Mevlid okumuştur, şeker dağıtıyor. İnsanlara bir şey sunmak güzel. İkram etmek kültürü. İkram etmek güzel. Bakın onun için. Benim bir amcam vardı, Allah rahmet eylesin, Sait'ti ismi. Sabahleyin kalkardı, kahvehane işletirdi. Masaya kahvaltılıkları koyardı, başlamazdı. Çay hazır, peynir hazır, bal yağı hazır, her şey hazır. Kimse olmadığı için başlamazdı. İlla birisi gelecek. Biri geçecek. Bakardı ki tanıdık kimse geçmiyor, bakardı yoldan biri gidiyor. Kardeş, kardeş, bir Erzurum şivesiyle. Kardeş, efendim abi, kahvaltı yapmadıysan gel. Abi benim işim var filan. Ya gel kahvaltını yap git. Bir de insan utanır ya dönüp gitme. Ya gel kardeş, bu utanacağın sofra değil, gel gel. 50 yıl aralıksız her sabah kahvaltısını başka insanlarla yapmış bir adamdan söz ediyorum. Şimdi bu niye başkalarına ikram etmeyi seviyor? Az önce anlattıklarımızdan dolayı. Böyle büyümüş. Hayrat düşüncesiyle, diğergamlık düşüncesiyle büyümüş. Yani biliyor ki bunu paylaşmadığımızda bereket olmayacak bu sofranın. Misafir yoksa bereketi olmayacak. Çünkü misafir gittiğinde rızkını götürür, bir de fazla da verir Allah. Allah yolunda verdiğinizde daha fazla kazanırsınız. Bunlara inanıyor, bunları biliyor. Yani bir de sadece insanlara da değil, hayvanlar için de böyledir. Hayvanlara karşı da diğer gam olacağız. Yani bir hayvanı düşüneceğiz, onun yiyeceğini, içeceğini, geçimini, değil mi? O hayvana, mesela benim rahmetli babam yol ortasından taşları temizlerdi. Şimdi mesela yol ortasından taş temizlemek diğer gamlıktır. Neden? Sizden sonra birisi gelecek, ayağı taşa değecek. Hayvan gelecek, ayağını taşa vuracak. Onun ayağı incinmesin diye. Yol ortasında mesela sigara paketi atılmış. Kenara çekeceksin hemen. Çirkin görüntü çünkü. Bu diğer gamlıktır. Şimdi babam hayatında bana öyle bir ders vermiş ki. Taşları temizlerdi yolun ortasından. Baba niye taşları temizliyorsun demezdim. Büyük büyük taşları. Nasıl ama sırtında bağ var, taşıyor. O derece yani. Böyle giderken bakıyor taş, taşı ayağıyla kenara götürüyor. Ya yük taşırken. Değil mi? Nefes nefese kalmış. Ama yine o taşı böyle ayağıyla kenara götürüyor. Sormazdık çünkü bize öğretmişlerdi. Yoldaki taşı kaldırmak sadakadır diye. Ama şimdi şu inceliğe bakın. Bir gün baktım küçük taşları temizliyor. Ufacık taşlar böyle. Şunun dörtte biri kadar küçücük taşlar. Bundan daha küçük taşları temizliyor. İri iri taşları alırdı. Baba dedim küçük taşları niye temizliyorsun? İşaret etti, döndü, dedi ki bak, döndüm sürü geliyor, kuzular geliyor, küçücük. Bunlar da kuzuların ayaklarını incitir dedi oğlum. Diğer gamlık bu, kuzuyu düşünüyor. O küçücük ayaklar bu taşlarla incinir. Doğru. Şimdi bu yardımseverlikle olabilecek bir şey, bu diğer gamlıkla olabilecek bir şey.
İşte bunu kazandırdığımızda dünya yaşanılması zor bir dünya olur mu artık? Bunu kazandırdığımızda dünyada aç kalır mı? Bunu kazandırdığımızda dünya birbirine düşmanlık besleyen insanlarla dolu bir dünya olur mu? Olmaz. Bu yüzden İslam barış dinidir, İslam teslimiyet dinidir. Ah bir anlaşılsa bu. Benim dedem Sibirya gazisi. Sibirya'dan dönerken sloganı zaten yardım üzerine. Yardım etmek üzere uzandığınız el kendi elinizdir diyerek dönmüş adam. Orada hep başkalarına el uzattığı için Allah da ona kudret eliyle yardım ediyor ve geri dönüyor Sibirya'dan 4 yıl sonra. İşte böyle. Ve köyü tekrar inşa ediyor. İnşa ediyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok bereketli, güzel oldu. Yardımlaşma kültürünü, diğer gavru, evet, başkaları evet, için evet. fedakarlığı ortaya koymak, kendinden feragat edebilmek üzerine evet. güzel muhabbet ben oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bu programı yapan arkadaşlarımıza, belediyemize, buna imkan verenlere. Çünkü bu mesajları, güzel mesajları iletme imkanı oluyor. Bizi izleyen, şehir ekranını izleyen kardeşlerimize şöyle bir muhabbet cümlesiyle bu program için, bu bölüm için veda edeyim. Yardım edin. Yardım etmek üzere uzandığınız el kendi elinizdir. Ve değerli kardeşlerim, şunu asla unutmayın. Yardım edenleri çoğalan bir dünya, huzurlu ve mutlu bir dünya olacaktır. Yardım edenleri azalan bir dünya, mutsuz, huzursuz, kanla dolu bir dünya olarak yaşamaya devam edecektir. Bu yüzden bizim medeniyetimizin merhamet medeniyeti olduğunu unutmayın. Ve mümkün mertebe diğer gam olun, kendinizden önce başkalarını düşünün. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun.